Bu videoda sizlerle aralıklı oruç maceramı paylaşacağım. Sürekli boş yemek kabı yıkamaktan çok sıkıldım. Bugün zamanlamam süper. Tam 5'te bitirdim yemeğimi. Biraz fazlacıktım galiba. Yürüyüş yapmak istiyorum bugün ve gece bayağı açlıktan uyuyamadım. Aralıklı oruca başlamadan önce bel çevremi birlikte ölçeceğiz. Genel olarak ince bir görüntüm var ama şu an yan dönünce her şey değişecek. İnanılmaz böyle top gibi bir göbeğim var şu an. Karın ve bel çevrem inanılmaz yağlıdır. Ve 10. gün sonunda aralıklı oruç bittikten sonra bel çevremde ne kadar incelme olmuş hep birlikte göreceğiz. Ay gerçekten bakamayacağım, çok heyecanlıyım. Şimdi yan tarafta görüyorsunuz bel çevrem en kalın yerinden ölçtüm. En karnımın sivri yerinden ölçtüm. 92 cm gözüküyor. Tartıya çıkıp bir de total kilomuza bakalım. Şu an tartıya çıkıyorum ve kilom tam 65 kilo. .1 diyor ama önemsemiyorum. Sonrasında yine birlikte çıkacağız. Ne kadar kilo vermişim? 10 gün sonra bu tartıda neler değişecek çok merak ediyorum. Aralıklı orucu bugün itibariyle başlayacağız. Şu an bu videoyu pazar günü akşam 5.30'da çekiyorum. 6'da son yemeğimi yiyeceğim ve yarın sabah saat 10'da kahvaltı yapacağım. Güzel, eğlenceli bir video olacak. Lütfen videodan ayrılmayın. O zaman bugün akşam 6'daki ilk yemeğimle aralıklı orucumuza başlayalım. Evet, bugün tarihlerden 18 Aralık ve 17.39. 6'ya 20 var ve ben şimdi yemeğime oturacağım. Aralıklı oruçta ilk günüme, ilk öğünüme mercimek çorbasıyla başladım. Son 20 dakikam var. 20 dakika sonra oruca başlayacağım. Köfte, bulgur pilavı ve yoğurtla menüme devam ediyorum. Saat 11'e geliyor. İlk günüm ve ben şu an çok mutluyum. Neden? Çünkü korktuğum gibi geçmedi süreç. 6'da yemeğimi yiyip bitirdikten sonra böyle 8-8.30'larda bir çay molası verdim. Çay içtim ve çayı yapayalnız içtim. Normalde böyle çekirdek falan bir şeyler giderdi yanında. Hani böyle acıkmaya yeni başladım gibi. Dayanılmayacak bir şey değil. O yüzden hani hiç korktuğum gibi olmadı. Çenenizi oynattığınız her şey, yani çiğnemek durumunda kaldığınız her şey yasak. Sabah görüşürüz o zaman. Şu an saat 12.30 ve biraz fazla acıktım galiba. Ve biz şu an Pati ile birlikte uyuyoruz. Pati şu an karnımın gurultusundan uyuyamıyor ve isyan ediyor. Yeter, kes sesini artık diyor. Bak geliyor. Gel oğlum, gel. Bu gece annesiyle birlikte uyuyacak. Annesinin açlığına eşlik edecek. Uyumaya çalışacağım, başaracağımı düşünüyorum. Neyse, bunu düşünmeyelim ve uyuyalım. İyi geceler. Bugün aralıklı oruçta ilk günüm ve kahvaltımı yaptıktan sonraki ilk sporum. Dün gece uyumakta biraz zorlandım ama uyudum, başardım. Sabah zaten kalk hazırlan derken çok bir şey hissetmedim. Kahvaltımı yaptım, şimdi spordayım. Çok yoruldum. Sonlarına doğru geldim. Bittikten sonra da bir kahveyi hak ettim bence. Bugün menümde karnabahar var. Böyle zencefilli falan haşlaması şeklinde. Aralık oruç yaparken yediklerimize de dikkat edelim diye düşündüm. Karnabahar yedikten sonra orucuma başlayacağım. Günaydın. Bugün ayın 20'si, yani aralık orucumun ikinci günü. Toplamda 2 gece aç yatmış oldum. Şöyle ışık daha güzel sanırım. Ve şu an karnımın görüntüsüne inanamıyorum. Bu kadar çabuk etki etmesi normal mi? Yani işe gideceğim birazdan. Elbette hala bir çıkıntı var ama yani kesinlikle ilk günkü gibi değil ama iki günde bu kadar etki etmesine çok şaşırdım. Tabii şu an açım, hiçbir şey yemedim. Bu kadar çabuk etki ettiğine inanamıyorum. Yani tartımın şurada bir bolluk var farkındaysanız. Şöyle zoom yapayım. Yani kendiliğinden böyle bol duruyor. İnanamıyorum, bu gerçek olamaz. İşe geç kalıyorum ama bunu mezroyla ölçmeden işe gitmeyeceğim. Siz de görün, çok istiyorum çünkü. Yine şöyle belimin en kalın kısmından, karnımın en sivri yanından şöyle bir ölçelim bakalım. Bir dakika, çok heyecanlıyım. 89, bakar mısınız? Kaçta başlamıştık? 92 ile. 3 cm birden incelme 2 günde mümkün mü? Tabi bu arada işin en zahmetli kısmı olan işe yemek götürmek kısmını da hallediyorum. Bu kahvaltım.
İşte omlet falan, lor peyniri, peynir zeytin falan var. Bu da akşam yemeğim. Tabii dolapta bu hale gelmiş ama içinde köfte, bulgur pilavı ve yoğurt var. Bu da ara öğünüm acıkırsam diye. İşte bu da kahvaltıyla birlikte yiyeceğim. Günlük menüm bu kadar. Yes, ikinci günümde de kahvaltımı yaptım. Şimdi iş yerinde öğlen tatili, herkes yemeğe gitti. Ben de böyle biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Dün bir varis operasyonu geçirdim. Böyle inceden 15-20 dakika bir yürüyüş yapıp vücudumu hareketlendirmek istiyorum. En azından ne yaksak kârdır. Şimdi spora. Bugün yormak yok kendimizi. Böyle yavaş yavaş yürüyeceğiz. Ve yemeğimi alıp hemen ofisimin yanındaki boş odaya geldim. Burada yiyeceğim. Akşam yemeğim ve şu an saat 6'ya çeyrek var. Yürüyüşten sonra çok az bir ara öğün yaptım. Böyle yulaf mulaf bir şeyler yedim. Ki bu bana yetsin diye. Yoksa çok acıkmış olacaktım bu saate. Ya böyle hiç lezzetli görünmüyor ama. Yoğurt donmuş. Bu ne? Nasıl yiyeceğim bunu ben? Bu soğuk yemek olayına çözüm bulmam lazım. Aralıklı uç yapan bir genç kızın çantasından ne mi çıkar? Göstereyim hemen. Yemek kabı, kahvaltı kabı, ara öğün kabı, ara öğün kabı. Artık çantamda bunlarla dolaşıyorum. Zayıflamaya değer diye düşünüyorum. Bu yıkanmış mı? Hiç yıkanmış gibi gelmedi anne bana. Ve üçüncü gün yemekleri hazırlanıyor büyük bir özen ve titizlikle. Kahvaltımı, ara öğünümü ve akşam yemeğimi hazırladım. Neden hazırladım? Hadi gelin bakalım. Klasik domates, peynir, lor peyniri, yer fıstığı, zeytin ve yanına biberli yumurta yaptım. Bu ise akşam yemeğim olacak. Ton balığıyla salatamı yiyeceğim. Evde zeytinyağlı dolma vardı, ondan da koydum 3-5 tane. Ve sabah kahvaltım için 2 dilim ekmek ve ara öğün için chia tohumu, yulaf ezmesi, yer fıstığı ve çekirdekli üzümden oluşan bir ara öğün. Bütün kaplarımla, yemeklerimle yarın çantama doldurup yine işin yolunu tutacağım. Zayıflamak öyle kolay değil. Emek istiyor, çaba istiyor ve her şeyden önemlisi istikrar çok önemli. 9 çeyrek geçiyor ve ben iş yerinde yediğim köfte bulgur pilavıyla duruyorum. Birazdan çay keyif yapacağım, çay içeceğim ve bugün de burada noktalayacağım. Bugün 3. günümdeyim aralık orucumun ve çok çok uzun bir aradan sonra göbeği açık kıyafet seçebildim kendime. Uzun yıllardır çünkü gerçekten burada bir top gibi bir şeyle yaşadığım için böyle bir şey asla giyemiyordum. Tabii şöyle bir şey var, sabah kahvaltımı henüz yapmadım ama yine de bunu giyme cesaretini buldum kendimde. Üçüncü günümde büyük başarı bence, bu kadar hızlı yol alacağımı hiç tahmin etmemiştim. Işık da berbat. Şimdi dakikalar sayıyorum, kahvaltımı yapacağım son 5 dakika. Spor sonrası kahvemi de aldım. Yine ofisimin yanındaki boş odaya geldim ve burada akşam yemeğimi yiyeceğim. Dışarıda artık hava kararıyor ve ezan okunuyor. Akşam oldu. Şu an saati de göstereceğim size. 6'ya 10 var, son 10 dakikam. Birazcık hızlı yemek zorunda kalacağım ama iş hayatı ancak fırsat bulabildim. Şimdi hemen yemeğimi yiyeceğim ve 6'da orucuma başlayacağım. Yemek yiyeceğim derken servise geç kaldım. Akşam yemeklerimi biraz erkene çekmem gerekecek. Günaydın. Bugün orucumun 4. günü ve şu an saat 10.30. İşte değilim çünkü bugün izinliyim, evde kahvaltı yapacağım. Sabah erken uyandığımda kendimi ödüllendirmek için bir Türk kahvesi içtim. Ve şimdi nefis bir menemen yaptık. Şimdi kahvaltımı yapıp orucumu açacağım. Ve kahvaltımı yaptıktan sonra hazırlanıp dışarı çıktım. Yürüyüş yapmak istiyorum bugün. Hava da çok güzel, güneşli. Çok sıcak değil ama en azından güneş insanın içini ısıtıyor. Yürüyüşle aralık orucuma destek olmak istedim. Kilo verme sürecimizi hızlandıralım biraz. Çıktık.
Bucuma kim sen? Ya bucuma kim? Ya bucuma kim bucuk? Ha ya bucuma kim sen? Kim can ne istiyorsun? Bakayım can. Ne istiyorsun bakayım cana? Bugün 5. gün. Kahvaltı için sabırsızlanıyorum. Bugün 5. gün. Kaytarmak yok. Spora geldim yine. Zayıflamaya devam. Saat 6'ya 20 var ve ben yemeğimi rahat rahat acele etmeden yiyebilmek için bugün birazcık erken geldim. Menümde salata, 4 köfte ve birazcık zeytinyağlı dolma var. Bence yeterli ve şahane bir öğün gibi görünüyor. Bugün bir de ara öğün yapmaya vaktim de olmadı. Yaptığım kahvaltıyla duruyorum. Arada bir tane yeşil elma yedim. Şimdi direkt buradan akşam yemeğine bağlandım. Bugün zayıflamak için güzel şeyler yaptım. Şimdi siz diyebilirsiniz ki Zehra sen bu kadarcık şeyle doyuyor musun? Hani zaten bu kadar yiyerek nasıl kilo aldın diyebilirsiniz. Yani şu an öğünüm, akşam yemeğim çok azmış gibi görünüyor. Ve ben bunun 5 katı yemek yiyebilecek potansiyelde biriyim. Yani beni tanıyanlarınız varsa aranızda bu böyledir. Bu öğünde ben de hiç doyacağımı tahmin etmezdim ama hem birazcık dikkat etmek adına azalttım. Yani sonuçta maksat bel çevresini inceltmek olduğu için hunharca yemek yemiyorum şu an. Ama gerçekten de doyuyorum bu arada. Hani bilinç olarak kendimizi hazırlamamız mı gerekiyor bilmiyorum. Bunun adı nedir? Ama bununla şu an gerçekten doyacağım ve hani 16 saat aç kalabileceğim. Elbette acıkıyorum ama sağlıklı şeyler yediğim için insülinim böyle sert iniş çıkışlar yapmıyor. Dolayısıyla da böyle el ayak titremesi, açlıktan ölüyorum gibi durumlar yaşamıyorum. Zaten sporda yaptığım için mutlaka hayvansal protein bulundurmaya çalışıyorum akşam öğünümde. Siz de dikkat etmişsinizdir ya köfte ya da ton balığı. Bununla doyulur mu? Hayatta ben böyle yapamam demeyin. Deneyin lütfen bir akşam. Ben doyuyorsam hepiniz doyacaksınızdır. Hiç abartmıyorum. Gerçekten çok sağlam tabak tabak yemek yiyebilen birisiyim ben. Zaten o yüzden bu hale geldim muhtemelen. Ve bugün 6. gün. Akşam olmak üzere. Hatta akşam ezanı okunuyor. Saat 6'ya çeyrek var. Bir de burada kedicik var. Pis 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 pati. Ve ben şimdi hemen yemeğe oturacağım. Bugün aralıklı oruçta 6. günüm. 6'ya çeyrek kala şimdi masaya oturdum. Menüde sebzeli, şehriyeli çorba var. Birazcık da kıymalı makarna yiyeceğim. Sonra aralıklı oruca başlayacağım. Bugün bir de yürüyüşe çıktım öğlen ama böyle apar topar çıktım falan. Telefon görüşmelerim vardı. Çekim yapamadım. Bugün 7. gün, nefis bir pazar kahvaltısından sonra. Aralığın son haftası olmasına rağmen hava çok güzeldi. Kendimizi böyle dışarı attık. Çok güzel bir yer keşfettik. Ve tabii ki ben orucumu ihmal etmedim ve yemeğimi yanımda getirdim. Taze fasulye ve birazcık fındıkla bugün kapanışımı yapacağım. Gün batmak üzere zaten. Son böyle 40 dakikam falan kaldı. Çayımızı da demledik. Zaten çay serbestti. 6'dan sonra da çay keyfi yapacağız. Biz de durum böyle pikniğe de gelsek aralıklı orucu devam. Akşam 5'te bitireceğimi söylemiştim. Bu yüzden akşam öğünümün biraz sağlam olmasını istiyorum. O yüzden bir çorba aldım. Sadece ton balığı yemeyeceğim. Bu sefer çorbayla da desteklemek istedim. Çünkü yoksa sonra çok acıkıyorum. Saat 5. Zamanlamayı biraz bu sefer tutturamadım. Aslında saat 5'te son lokmamı atmış olmayı planlıyordum. Çorba çok sıcaktı, bir türlü soğumadı ve benim onu yemem birazcık zaman aldı. O yüzden zamanlamayı tutturamadım ama çorbanın üzerine de bu güzel ton balıklı salatayı yiyeceğim. Limon ve zeytinyağını koyarak bugünkü kapanışı da yapmış olacağım. Söylemek istediğim bir şey var. Bugün 8. günüm ve hani bir sizlere bir şey aktarabileceğim, anlatabileceğim bir tecrübem oluştu iyi kötü. Bu iş kesinlikle bir disiplin işi.
Kesinlikle. Yani bunu yapmak istediğiniz süre boyunca yediğinizi, içtiğinizi, ne zaman yediğinizi, ne zaman acıkacağınızı, her şeyinizi, yani hayatınızı yeme içmeye odaklamalısınız, planlamalısınız. Çünkü normal yaşamda biz planlamıyoruz. Önümüze ne gelirse yiyoruz. Acıktığımızda hemen bir şey yiyoruz. Onu ne buluyorsak yiyoruz. Durum böyle olunca da kafamızı yeme içmeyle yormuyoruz aslında. Bu iş tam tersi, kafamı yeme içmeyle yormak zorunda kalıyorum. Çünkü bir gün öncesinden akşam yemeğimi hazırlamak zorundayım. Çünkü saat 5'te benim çıkıp yemek yeme gibi bir lüksüm, bir zamanım yok çalıştığım için. O yüzden de yanımda varsa yiyorum, yoksa yiyemiyorum gibi bir durum olacak. Mutlaka bir gün öncesinden sabah kahvaltını, akşam yemeğini, ara öğününü, her ne getiriyorsan yanında getirmelisin. Bu bir. Bunu bir gün öncesinden planlamalısın. Bu iki. Alışverişini, eksiğini ona göre gidermelisin. Bu üç. Yani kafanız biraz buna çalıştırmak, buna yormak durumundasınız. Ben mesela bu vakte kadar hep şey derdim. Ya çalışıyoruz işte, 6'da çıkıyoruz, ben 5'te nasıl yiyeyim? Bahaneler üretiyordum. Aslında gerçekten bahaneymiş. Yani disipline olduğunuz zaman aslında gerçekten yapabiliyorsunuz. Yani masanızda yemek yeme lüksü olan bir işiniz varsa, benim masamda yemek yeme gibi bir lüksüm var. Herkesin böyle olmayabilir, bilmiyorum tabii. Ama işte çalışan birçok insanın vakti olup olmamasıyla da alakalı bir durum. Arada gelip bir 10 dakika burada saat 5'te de olsa yemek yeme lüksüm oluyor. Tabii öyle porsiyon porsiyon bir yemek olmadığı için, bu kadarcık olduğu için çok çabuk da bitiyor. Çalışıyorum, vakit bulamıyorum, tam o saatlerde yola çıkmış oluyorum vesaire gibi şeyler aslında hepsi bir bahaneymiş. Bu kesinlikle böyle isteyince oluyormuş. Hatta kendi inisiyatifimle saat 6'dan 5'e çektim. Hani böyle son günlerimde iyice böyle bir gaza basmak istedim. Karnımda ve bel çevremdeki o rahatlamayı, o boşluğu hissettikçe elime belimi attığım anda anlıyorum. Yani artık hani spordayken yorulunca şöyle elimi belime koyuyorum, şöyle yapıyorum ve burada hissediyorum o boşluğu. O kadar güzel bir şey ki, ve bunu kısa sürede elde etmiş olmak. Hani tabii rakamlar ne kadar değişti, ne oldu uzun süredir ölçmediğim için bilmiyorum ama takipte kalın. Videonun sonunda hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Yarın 9. günüm ve şimdi akşam yarın yiyeceğim yemeklerimi hazırladım. Neler hazırlamışım göstereyim size. Bu yine sabah kahvaltım. Yer fıstığı ve çörek otu ekliyorum ekstra buna ek olarak. Ve biberle omlet yaptım. Biber acıymış, yalnız hepimizi öksürttü. Akşam yemeği olarak da birazcık makarna vardı. Makarnanın üzerine karnıyarık bolca. Ve birazcık da yoğurt. Bu da spor sonrası. Akşam yemeğine kadar beni tutması için küçük bir muz aldım. Yarınki mamalarım da hazır. Şu an zaten orucum çoktan başladı. Evdeyim ve bir çay yaptım. Birazdan çay keyfi yapacağım. Bugünlük bu kadar. Ay, biber hepimizi öksürttü. Hello. Şu an saat 12.30 ve bir durum güncellemesi yapmak istedim sizinle. Çünkü bugün akşam 5'te kapanış yaptım ve hani biraz korkuyordum açıkçası. Gece açlıktan uyuyamazsam diye. İnanmayacaksınız ama akşamım çok rahat geçti ve şu an saat 12.30. Biraz kitap okuyup yatacağım. Açlıktan kesinlikle ölmüyorum. Çok iyiyim. Akşamım da çok rahat geçti. Belki aralıklı oruç yaptığımdan beri en rahat akşamım da diyebilirim. Saat 5'te çünkü büyük boy bir ton balığı yedim. Bunu ona bağlıyorum. Yani bu demek oluyor ki eğer güzel bir öğün yersek saat 5 gibi de kapanış yapabiliriz. Son durum bu. İyi geceler. Bugün 9. günüm ve kahvaltıyı biraz geç yaptım. Yani yaklaşık 17.5 saat falan aç kaldım. Karnım artık içeri geçmiştir diye düşünüyorum, emin ediyorum. Ama sabah giyinirken mutluydum. Göbeğim bayağı azalmıştı. Şimdi spora gidiyorum. Biraz egzersiz yapacağım yine. Salonda size göbeğimin son durumunu göstereceğim. Yetişemedim bugün. Bugün biraz yoğun geçti. Saat 5'i kaçırdım ne yazık ki. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Dün akşam hazırlamıştım. Burada makarna ve karnıyarık ve birazcık da yoğurt var. Hemen yiyip 6'dan önce bitirmeyi planlıyorum. Bugün böyle oldu mecburen. 5'e yetiştiremedim. Biraz işlerim vardı. Ne yapalım, sağlık olsun. 6'yı bari kaçırmayayım. Ama 5 ile 6 arasında yemek arasında çok büyük fark var. Bunu dün fark ettim. Çünkü ilk kez dün yaptım biliyorsunuz. Saat 5'te kapanış yaptım. Bu sabah uyandığımda dehşet düz bir karnım vardı yani. O yüzden 5 önemli bir saat bence kapanış için. Bugün 10. gün ve gece bayağı açlıktan uyuyamadım. Suratımdan belli oluyordur. Fakat yine 16.5 saat açlık süresi yaşadım ve şimdi spora gidiyorum. Sabah kahvaltımı çekmeyi unuttum. Finale az kaldı. Hello! Bugün saat 5'e 10 var.
Son dakikaları da olsa yetiştim. 5'e yetiştirmeye çalışacağım yine son lokmamı. Dün akşam evde hazırlamıştım yine biliyorsunuz yemeğimi. Menüde karnıyarık, işte esmer bulgurdan bulgur pilavı ve yoğurt var şöyle. Ve böyle yemek için yaşamak çok sevimsiz. Eski özgür günlerimi özledim ben. Yemeğim bitti ve sadece 10 dakika sardı. 10 dakikadan bir şey olmaz diye düşünüyorum herhalde. Ancak yiyebildim çünkü hızlı yemek istemedim. Bugün de kapanışı yapmış bulunuyorum. Akşam eve gidip biraz çay kahveyi az tutmak istiyorum. Çünkü biraz böyle gece çarpıntım da oldu. Sanırım o bir şey yeme ihtiyacımı çayla kahveyle gidermek istedim. Ve bu da bana gece uykusuzluk olarak döndü. Bu akşam gidip böyle bir ada çayı falan, bitki çayı gibi şeyler, belki papatya çayı bulursam yapmayı planlıyorum. Ve arkadaşlar bugün 28 Aralık. 18'inde başlamıştık. Bugün 28. Telefonumla çektiğim için size ancak bilgisayar köşelerinden takvim bilgisi verebiliyorum. Bugün 10. günüm bitiyor ama bugün ölçüm yapmak istemiyorum. Yani 10. günü de yapmış olmak istiyorum son ölçümleri yapmadan önce. Yarın sizinle birlikte bir ölçüm yapacağız. Ben çok heyecanlıyım. İlk başlarda böyle bir ölçmüştüm. 2. 3. günlerde yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir başlangıç olmuştu ama devamında ne oldu bitti bilmiyorum. Kendimde bir süzülmeyi fark ediyorum kesinlikle. Tartta ve mezru ölçümlerinde güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Yani ben böyle hissediyorum çünkü. Hissiyatlarımızın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Verdiğimizi de hani aldığımızı da anlayabiliyoruz bence. İlla tartılmaya gerek yok. Yarın ölçümde görüşmek üzere. Bugün çok heyecanlıyım. 10 günlük serüvenimin sonu, daha doğrusu dün sonuydu. Bugün sonuçlarını alacağımız gün. Ölçüm yapacağız birazdan hem mezroyla hem tartıyla. Sağlıklı bir ölçüm olması adına o gün giydiğim kıyafetlerimi giyeceğim yine hemen. Neyse lafı çok uzatmayayım. Zaten süreçte neler yaptım, neler yedim siz de gördünüz birebir. Şimdi hemen yatağımı toplayıp o günkü kıyafetlerimi giyip ölçüm yapacağız. Hadi bakalım. Belimin de en kalın yerini alarak ölçmüştüm tam şu kısmı. Göbek deliğimin birazcık aşağısına gelecek şekilde. Ay gerçekten bakamayacağım, çok heyecanlıyım. Tam buradaydı. Belin de en kalın kısmı. Şu leğen kemiklerinden itibaren yani. Hep birlikte bakalım mı kaç santim olduğuna. Şu an 83 santim görüyorum ben. Bunun ucunu çıkarttım şöyle. Tam olarak 83 santim. Bir santim daha olsaydı. Keşke. Şöyle göstereyim. Karnımı da içime çekmiyorum. Zaten hafiften burada bir yine göbeğim var. Çok hafif. Sıfır olmamış yani. İstediğim gibi olmamış ama. 83 ise ilk başladığımda 92 idi. Yani 9 santim. 10 günde 9 santim. Wow! Ben şok. Ama gerçekten hissediyorum. Dedim ya elimi belime atıyorum. Karnıma değiyorum. İnanılmaz bir şey ya. Mucizevi bir şey. 10 günde bu sonucu gerçekten beklemedim. Neredeyse günde 1 santim falan incelmişim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle bir 10 gün geçirdiniz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Çünkü benim için biraz sıkıcıydı. Ama sonuçları değdi. Güzel yani. İnsanın bir şeye emek verip, kafasına bir şey koyup, iradesini kullanıp güzel böyle sonuçlar alması çok güzel bir şey. Her şeyden önce kendimi tebrik etmek istiyorum. Bu disipline uyduğum için ve bu iradeyi gösterdiğim için. Darısı başınıza eğer yapmayı düşünüyorsanız lütfen bir 10 gün şans verin. Zaten sonrasında siz de hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Benim gibi. Benim bundan sonraki yolculuğum böyle olacak. Bundan sonraki süreç artık bunu korumak, yine aynı hale gelmemek çok önemli. Çünkü benim hayatımda hep böyle oldu. Hep zayıfladım, sonra tekrar karnım çıktı. Hep zayıfladım, hep tekrar karnım çıktı. Bunu stabilize etmek için, bu görüntüyü korumak için spora devam ve haftada 2-3 gün duruma göre artık Aralık oruca devam edeceğim. Bu arada yapmamı istediğiniz, aklınıza değişik fikirler gelirse hani 10 gün şunu deneyebilirsin, 10 gün böyle yapabilirsin gibi değişik beslenme stillerine de açığım. Yeter ki doktorların önerdiği sağlıklı bir sistem olsun. Aralık oruç yapıp benim gibi faydasını gören varsa lütfen aşağıda yorumlara bekliyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiysen eğer lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutma sakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.